Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir çorba tarifiyle geldim. Aslında çorba da demeye dilim varmıyor. Tam bir yemek arkadaşlar. Sulu, içerisinde bakliyatların bulunduğu harika bir yemek. Neler kullandım? Gelin hep birlikte bakalım. 2 yemek kaşık kırmızı mercimek, 1-1,5 yemek kaşık pirinç, 2 yemek kaşık bulgur, buzluğuna daha önceden haşlayıp koyduğum nohut ve siyah mercimek. Miktarları aşağı yukarı 1 bardak mercimek, siyah mercimek ve yaklaşık 1 bardak da nohut arkadaşlar. Miktarları size kalmıştır. Ben haşlayıp derin dondurucuya koyuyorum. Bu şekilde çorbalarda, yemeklerde kullanıyorum. Çok da pratik oluyor. Evet. Kuru bakliyatlarımı, mercimek, bulgur ve pirinci süzgece alıp güzelce yıkıyorum. Yıkamış olduğum bakliyatları tencereye alıyorum. Bu şekilde daha önceden hazırlamış olduğum tavuk suyu da vardı arkadaşlar. Tavuk suyunu da ekliyorum. Çorbamın, yemeğimin vitaminini kat kat artırıyorum. Haşlamış olduğum ve derin dondurucuya koyduğum nohudu ve siyah mercimeği de ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini tencereme aldım. Şimdi üzerine kettle'da kaynattığım sıcak sudan ekliyorum. Yaklaşık 1-1,5 litre arası sıcak suyu da ekliyorum. Orta ateşte kaynadıktan sonra 15 dakika haşlamaya bırakıyorum. Bu esnada da sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir tane yumurta sarısı, yaklaşık tepeleme 1 yemek kaşık un, 5-6 yemek kaşık yoğurt. Hepsini güzelce çırpacağız. Pürüzsüz bir yoğurt sosu elde edeceğiz arkadaşlar. Sonrasında çorbamızın suyu ile sosumuzu açacağız ve çorbamıza ekleyeceğiz. Evet, görüyorsunuz çok güzel hepsi haşlandı, yumuşacık oldular. Şimdi yoğurdu çorbamın suyu ile açacağım, kıvamını eşitleştireceğim. Kesilmemesi için bu işlemi uygulamalıyız mutlaka. Ve çırpalım bir yandan, sadece dökmeyelim. Yoksa yoğurdumuz kesilir. Bu şekilde çırparak yoğurdumuzu sıcak yapıyoruz. Elde etmiş olduğumuz bu yoğurt sosunu da çorbamıza karıştırarak ekliyoruz. Birkaç taşım kaynatıyoruz orta ateşte. En son tuz ile lezzetlendiriyoruz. Şimdi üzerine soğan sosunu hazırlayacağız. Zeytinyağı, yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı da 1 tane soğanı, yemeklik doğradığımız soğanı öldürelim, kavuralım. Kavururken de tuz ekleyelim. Tuz daha çabuk ölmesini ve kavrulmasını sağlayacaktır. 1 yemek kaşık tereyağı da ekleyip kavurmaya devam edelim. Evet, şimdi lezzetlendireceğiz. Yaklaşık 3 çay kaşık nane kurusu, 1 çay kaşık kırmızı toz biber. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra çorbama bu sosu ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi sosumuzu da çorbamızla buluşturduk. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzuna bakalım arkadaşlar. Kontrol edelim. En son tuz takviyesi yapıyoruz. Çorbamızın kesilmemesi için
tuzu en son ekliyoruz. Ve çorbamız piştikten sonra asla kapağını da kapatmıyoruz. Kapağını kapatırsanız çorba kesilir arkadaşlar. Yoğurtlu çorbası içerisinde yoğurt olduğu için dikkatli olmalıyız. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Şahane oldu. İnanılmaz da lezzetli oldu arkadaşlar. Tam bir vitamin bombası. Şimdiden yapacak olanlara şifa olsun diliyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.